Evet güzel insanlar, değerli Total War'cular ya da Total War serilerine yeni başlayacak olanlar. Total War Saga Troy ile karşınızdayım. Adı üzerinde Troya ile alakalı muazzam bir strateji oyunu gelmiş diyebiliriz. Muazzam diyorum çünkü sunumu, anlatmak istediği dönemi size idrak ettirebilme yetisi gerçekten yüksek. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Ha diyeceksiniz, sen Total War oynuyorsun, övüyorsun kardeşim. Öyle değil. Anlatacağım. Bilenler, az sonra söyleyeceğim oyunları bilenler zaten biraz kafalarında bir şeyler canlanacaktır. Warhammer serileri, özellikle Warhammer 1. Total War Three Kingdoms'ın devletlere, uluslara özel hem savaş alanında hem de strateji alanı dediğimiz, o diplomasi yaptığınız, devleti yönettiğiniz alanlardaki kendine has özellikleri ve Medieval 2'nin savaş sistemi bir araya gelmiş Total War Saga Troy gerçekten ailesinin mensup olduğunu ispatlıyor. İçeriye geçmeden önce, bu oyuna başlamadan önce hemen bir videosunu izleyelim. Akabinde konuşmaya devam edeceğiz. Ben de sizle beraber izleyeceğim. Bakın bu menümüz. Sol tarafta ekstralar var. Ekstralara geliyorsunuz. Burada film oynatıcı var. Şu Troya'ya girişe bir bakalım. So it has come to this. Good men, torn from their kin, to rage and spill the blood of other men's foes. But we will not be forgotten. Bu video ilk duyuru videosu idi herhalde. Öyle hatırlıyorum. Hector'la karşı. Ah, aynen. Evet. Vesikalar ne o dönemden kalan? Eşyaların üzerine çizmiş çizimler değil mi? Şüphesiz İlyada. Kazılardaki buluntular. Our deeds shall be known, even when our bones are dust scattered on the wind. Aynen öyle. Hala oyunun oynuyoruz şu an adamlar. Our names will inspire the mighty to rise. Evet, Total War Saga Troy. Troya'ya girişi böyle yaptık. Şimdi bir size her zaman önceki rehber videolarımda olduğu gibi yine menüyü göstereceğim. Destek, desteğini tıkladım, direkt siteyi açtı. Geldim ekrana, bilmiyorum. Jenerik. Evet, yapan arkadaşlar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Sofya biliyorsunuz, dibim totalwar.türkiye.com'u takip edenler bileceklerdir. Yavgunizanpaşa.com'da da duyurmuştum. Bu dibimizde yeni bir stüdyo açıldı. Umarım işte ortaçağ falan bizle alakalı, burayla alakalı oyunlar olur diye düşündüm ama hiç bu antik dönemlerin, Helen döneminin geleceğini düşünmemiştim. Sofya'daki stüdyo ağırlıklı olarak üstlendi Troy'u. Açıkçası Thrones of Britannia'dan çok daha iyi olmuş. İngiltere'de kurulan küçük ayrı bir ekibin öncülüğünde çıkan Thrones of Britannia'dan kat be kat daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Evet, kendilerine teşekkür ediyoruz. Seçeneklerde size bu arada direkt Türkçe olarak geldi. Herhangi bir ayar yapmadım. Ama siz işte seçebiliyorsunuz. Seslendirmelerde aslında Yunanca'yı aramadım değil. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Türkçe var, Yunanca yok arkadaşlar. Yani Yunanistan çıldırıyor olabilir yani. Zaten çıldırtıyoruz askeri atılımlarımızla kendilerini. Neyse. Standart oyun ayarları.
parlaklık gamalar falan, kontroller ki burada şu sinematik yumuşama, kameranın yavaş hareket etmesi falan çok güzel bir olay. Kesinlikle siz de kullanın. Şu kamera sallanmasını kapatmıştım. Böyle ordular yürürken kamera zangır zungur titriyor. Onu kapattım. Ses yine şöyle gösterelim. Altyazıları buradan açıyorsunuz. Müziği biraz kıstım. Siz daha iyi duyun beni diye. Ve grafikler. Evet, ben 2K'da oynuyorum ama yani 2K çekim yapmayı istedim. Bir sıkıntısı var. OBS Studio biraz problem çıkardı. Shadow Play ile çeksem bu sefer beni göremeyeceksiniz. Böyle yapıyorum. 1080p. İşte ekran ayarlarımız bu. Bayağı bir seçenek var. Şu anti-aliasing işini çözdüklerine çok mutluyum. FX AI falan çok hoş gözüküyor. Birçok şeyi aşırı yaptım. Ekstrem olan iki husus var. Bir, gölgeler, bir de çim detayı. Burada gereksiz düşüyor. Görüntüden de çok bir şey fark etmiyorum. O nedenle ben de onları kapattım, ekstremleri. 60 FPS artıyı alabilmek için. Evet. Ha, şu arada performans test kısımları var. Bunları da ayrı video olarak benim donanımım, yani merak ediyorsunuz tabii. Yeni bir donanım aldık. Bütün parçalar güncel. Haliyle Total War oyunlarının nasıl bir performans alıyorum? Ben de almak istiyorum. Belki aynı parçaları alacağız derseniz merak etmeyin. Şey yapacağım. Benchmarkları da yayınlayacağım. Evet. Durum bu. Şimdi muharebelerde özel muharebe, temel muharebe eğitimi, yeniden oynatımlar ki kaydettiğiniz savaşlarınız, gelişmiş muharebe eğitimleri. Bunları şey yapmadım. Bunlara girmedim. Ama gireriz. Şu özel muharebeden de toplulukları burada görüyorsunuz. Dardania, Likya, Miken, Pitya, Sparta, Troyalı Hector, Troyalı Paris ve Ithaca. Evet. Haritaları yine bildiğiniz gibi haritalar buradan seçiliyor. Şunu söyleyebilirim. Bunu aslında daha sonra söyleyecektim ama. Yani user interface dediğimiz kullanıcı arayüzünün iyi olduğunu söyleyebilirim. Hoşuma gitti. Yani mesela Three Kingdoms çok karışık gelmişti başta ama sonra alışıyorsunuz. Onun dışında ne de Attila'daki ne de Rome 2'deki gibi böyle çok sade ve modernist ama aynı zamanda tarih esintileri taşıyan bir yapısı da yok. Kendine has özgü bir yapısı var. Ha, Thrones of Britannia mesela şu an aklıma geldi. Onda çok güzel sunumlar vardı. Göreceksiniz, bu çanak çömlek çizimlerinden esinlenerek yapılmış hani birçok şey. Özellikle o artworkler, event resimleri falan, yani gelen haber resimleri gayet başarılı. Sefer kısmında da yeni diyerek tarafınızı seçiyorsunuz. Ama ben taraf seçmeden önce şu bilgileri de vereyim. Şimdi 13 Ağustos'ta oyun ücretsiz olarak bir günlüğüne yayınlanacak. Ne yaptınız, ettiniz? Kasın, edin. Oyunu bedavaya alın. Bu bir. Sonra ne olacak? Sonra Epic'te devam edecek satışı. Bir sene sonra falan Steam'e gelecek. Fiyat henüz belli değil. Ama 100 TL'nin üzerinde olur diye düşünüyorum. Çünkü Thrones of Britannia'dan daha büyük bir oyun olmuş bu. Thrones of Britannia 100 küsürlerden çıkmıştı. Bu da haliyle 100 küsürü aşacaktır. Homeros'un İlyadası'na, o yazdığı destana dayanıyor aslında. Biz sağ olsun Emekcan'la beraber bu dönemleri konuşmuştuk. YouTube kanalında var aslında. Geçen dönemlerde ne olabilir, karşımıza ne çıkabilir diye böyle bir tarihi konuşma yapmıştık. Aslında bu Troya'nın olup olmadığı bile aslında meçhul. Evet, birilerinin gelip bu Çanakkale taraflarını, biraz daha üst kısımları yağmaladı, buradaki liman şehirleri yağmaladı var. Ama bu Troya filmindeki gibi veya anlatılan destandaki gibi muazzam bir savaşın olduğu, neredeyse o dönemin Birinci Dünya Savaşı diyebileceğimiz bir husus gerçekleşmiş mi? Aslında net değil. Tabii bunlarla alakalı ileriye dönük planlarım da var. Nasıl Çinlilerle alakalı bir üniversitemizin sinoloji ana bilim dalı başkanıyla röportaj yaptıysam, Helen ve işte bu antik dönem Yunan bölgesi, Ege bölgesiyle ilgilenen profesörlerimize, doktorlarımıza, eğitim görevlilerine de röportaj yapmayı planlıyorum. Biz bilinçlenmeyi amaçlıyoruz. Yani böyle boş boş oynamıyoruz. Tarihi de sevebiliriz ama bilinçli olacağız. Vesikalara, tarih metodolojisine
uygun hareket edeceğiz. Bunu her zaman söylüyorum. Tabi bunları söyledikten sonra dönem geçti, tarih de şöyle söyleyelim. Milattan önce 1200'lerde falan. En azından o dönemlerde geçti söyleniyor. Ve başlangıçta da az önce gördüğünüz gibi bir ne diyelim ona, ahlaksızlık mı diyelim, şerefsizlik mi diyelim artık. Arkadaşlar şimdi bakın, yeni dediğinizde burada Dananlar, yani Mikenler ve Troyalılar var. Şimdi Mikenlerin tarafında Menelaos diye bir karakter var. Bu karakter bildiğimiz Sparta bölgesinin, yani Mora'nın alt kısmını. Hemen şurada göstereyim. Nasıl göstereyim? Ya da şöyle tıklayalım. Though wronged, I stand unbowed. Eyvallah. Bu bölgede başlıyorsunuz. Sparta kralı olarak geçiyor Menelaos. Menelaos'un eşi Paris'le beraber kaçıyor. Nereye? Troya'ya kaçıyor. Troya kaçıyor. Yani çok detaya girmiyorum ama çok avuk bir mevzu. Tamam, sevmeyebilir, etmeyebilir. Tasvip edilecek bir durumda değil yani bu. Haliyle ben aslında Menelaos'a şu an sempati besliyorum. Niye? Çünkü adam onurunu kurtarmaya çalışıyor yani. Onun onurunu kurtarma savaşı kardeşinin Agamemnon'un da bir nevi hırsının kazanımı oluyor. Bir taşla birkaç kuş. Yukarıda Achilleus var. Achilleus veya nasıl diyorsanız Aşil işte. O da namını yayıyor falan. Yani herkesin bir çıkarı var, bir mevzusu var. Ama burada en özümseyebileceğimiz karakter Menelaos bence. Oyunun hazır gelmişken de söyleyelim. İki tane kazanım hususu var. Bir, destansı şekilde kazanabilirsiniz ki zafer şartları şurada görüyorsunuz. Homerik zafer, ki bu da işte o Troya destanındaki içerikleri yapacaksınız. Total War zaferi ise işte ilk asım fraksiyonu yenin. 100 farklı yerleşim yerini işgal edin. İşte şu kadar yere el aldım falan gibi sana gösteriyor. Troya, Miken ve buraları da ne diyor? Kontrol ediniyor. Knossos. Bayağı büyük aslında. Hemen hemen neredeyse Homerik zafer gibi bir şey oluyor. İki şekilde oyunu bitirebiliyorsunuz. Yani iki sonlu oyun. Biz içeriye geçmeden önce, o tarafları göstermeden önce şu muharebe kısmına bir bakalım. Temel muharebe eğitimi diyor. Bir girelim bakalım. Ne diyor? Eğitim muharebesi oynamak istiyor musunuz? Evet. Oynayalım bakalım. Ajan sayısı artmış. Farklı binalardan farklı ajanlar üretiyorsunuz. Hepsinin kendi kişiliği falan var. Kimisi zaman benzeşiyor olabiliyorlar ama o gün o raddeye de geleceğiz. Onları da anlatacağım. Harika. Ha. Bak, bakın. Hearken to the tale of Nestor, son of King Neleus of Pylos. Bu arada bu kim? This young prince Homeros. Boldly deprived the duplicitous Ilians. Bayağı Homeros anlatıyor şu an. Grafikler çok iyi. Yani kesinlikle seviye atlamış durumda. Pylos, young Nestor is attacked by the Ilians. He must repel them and return safely to his father with his prize. Evet, Nestor'un hikayesi. Nasıl abi? Grafik nasıl? Muazzam. Ama şu arayüzü tek beğenmediğim olay ne biliyor musunuz? Şu adamların kafaların üzerindeki işaretler. Görmeyeyim abi bunu, yani görmeyeyim. Kapatabilmem lazım ya. Allah. Evet, teşekkür ediyorum abime. Bozduğu için yayını. Kaydı. Evet, muharebeye başlayalım. Şu Total War Attila'dan bir kronik hastalık oldu. Karakterlerin üzerinde devasa işaretler var. Nefret ediyorum yani. Should your hero fall in battle, their troops will likely rout. Şimdi neden bunu oynuyorum? Şimdi Total War oynamayı bilenler kızacaklar ama bu seriyle bilmeyenler de aramıza aile ferdi olarak katılacaklar. O nedenle oynayalım, öğrenelim, görelim. Şimdi mouse'u seçiyoruz. Eyvallah. Birim seç. Birden fazla birim seç. Neyse biz şunu seçelim de. Tamam. Buraya götürebiliyorum. Bu arada WASD ile hareket ettiriyorum bakın kamerayı.
Şöyle yaklaşayım size. Sizin için. Bunlar sapancılarımız. Evet, bunlar milisler. Döneme uygun kıyafetlerle, eşyalarla donatılmış. Ellerine ne var? Bronz topuzlar, çekiçler, yine kaya dişiyle taşlara desteklenmiş çekiçler falan, topuzlar. Neyse, karakterimizi götürelim. Evet, hop. Bu kumandanımız. Birazdan savaştıracağız herhalde. Yani birebir diğer bir kumandanla, düşmanla. Evet, götürdüm. An army is comprised of warriors grouped into units under a hero's command. The warriors in a unit will march, fight, flee or die together. Evet, destansı bir anlatım var. It is time for the army from Pylos to move forward. With Nesta marching beside his men, instilling bravery in their hearts. Hepsi seçili ya, gruplu veya mesela birini seçtiniz, o değil. Bire tıkladık. Birinci grup çünkü bu. Alt tuşuna basıyorum. Bakın alt tuşuna basıyorum. Ondan sonra herhangi bir tanesine tıklasam olur. Tıklıyorum, basılı tutuyorum ve hareket ettiriyorum. Alt tuşuna basarak. Hop. Bıraktım. İşte bu kadar basit. Insert tuşuna bası izin veriyor mu? Vermiyor. Şu an benden çıkardı çünkü kullanımı. Farklı bir kamera açısını gösterecektim size. Sinematik. Evet, birimlerim ilerliyor. Bu arada eğer büyük geliyorsa görüntü size, arayüzün ölçeğini düşürebiliyorsunuz. Ölçeği düşürebiliyorsunuz. Evet, söylediği yere getirdik. Evet, Homeros bekliyoruz. A clear view of the battlefield is vital to victory. A skilled commander must be aware of the location of his forces as well as areas where the enemy might. These brave warriors hail from the sandy city of Pylos. Today they will prove their mettle in their prince's cause. Evet, escape. Sonra diğer kumandanımıza bakacağız. Here stands Nestor, son of Neleus. Neleus'un oğlu Nestor. Tasarımlar falan güzel. And will lead texture'lar falan iyi ya. Tamam. Ve bir de savaş alanına bakacağız. Düşman var orada. The Eleans will undoubtedly come from this. Ha, buradan gelecekler diyor. Nestor and his men must march out and prepare to meet them in bloody battle. Tamam. 3'te 3 yaptık. Tamam. It is time for the army from Pylos to move forward. With Nestor marching beside his men, instilling bravery. Ha, şu dönme olayını da bu sefer CTRL'ye basıyorum arkadaşlar. Bakın alta basıyordum şu hareket için. CTRL'ye basınca döndürme çıkıyor. Tamam. Bunu soruyorsunuz çok. Ben de mi yönettim? Gene ben de değil. Hareket ettirdik. Şöyle size güzel kamera açılarıyla. Çok iyi ya. Evet. Mouse'un scroll'da da zoom out ve zoom in işte. Yakınlaşıyorum ve uzaklaşıyorum. Umarım kolay bir savaş olur. Rezil olmayalım eğitim savaşında. Evet. See how the cowardly Eleans have mustered their courage and try to avenge Nestor's audacity. Menzil birlikleri yok, benim var. Evet, saldırabilirsin diyor. Şöyle yapacağım, şuraya bir hat çekeceğim. Menzil birlikleri yok. Aa, bir dakika, ben hareket etmiyorum o. Hayda. Kendileri mi saldıracaklar? Bayağı kendileri gidiyor. Evet. Taşları atıyoruz. İsterseniz bu işaretleri falan... Aha. Aa, destekli mi? Oo, harika. Aha, insert yapabildim. Çok güzel. Evet, gördüğünüz gibi harika. Çok yavaş gitmiyorlar mı ya?
Heh. Hatta biraz daha şöyle açayım. Evet, ata arabalarımız düşmana arkadan saldırıyorlar. Of 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 of, yardı. Kumandanımıza bakalım. Arada kaynadı o, gözükmüyor. At arabalarını çıkartabiliriz. Tabii çıkartabiliyor muyuz bakalım. Kaçıyorlar mı? Kaçıyorlar. Zafer, evet. Crushed by the onslaught of blameless Nestor and his men, the aliens flee the battlefield in shame. Evet, yani standart bir savaş yönetimi bu arkadaşlar. Aramıza yeni katılacakları da özveride bulunarak anlatmış olduk. Uzun süredir Total War oynayanlar, benim gibi 2000'lerden beri oynayanlar kızmasınlar yani. Evet, çıkabiliriz. Ready to defend. Taşlıyoruz şeyi, kumandanı. Şöyle biraz daha bakabiliriz. Atmosfere. Bu ölen birimler burada. Ha bu arada, ya bu nasıl savaş oyunu, hiç şey yok mu falan diyebilirsiniz, kan falan. O DLC olarak geliyor. Niye kan paketini satıyorlar? Oyun ilk çıktığında artı 18 olarak sınıflandırılmasın diye içerisine kan koymuyorlar. Bu bir bakıma aslında işlerine yarıyor. Win-win diyebiliriz yani. Yani bu kaçan birlikler okçularımızın arasından geçiyor. Bizim okçular da gelenleri tokatlıyorlar. Tamam, bu kadar. Muharebeyi sonlandır. Evet. Şimdi tekrar menüye dönmüşken şunu söyleyeyim. Bakın hemen benim kameramın alt kısmında Free with Total War Access diyor. Total War Access diye üye olunabilir, ücretsiz üye olunabilecek bir site var. Aynı zamanda bu totalwar.com'un forum sayfasıyla da tümleşik. Hem forum üyesi oluyorsunuz hem de access dediğimiz özel bir şeye erişiyorsunuz, Total War sayfasına. Eğer buraya oyun çıktığında account'unuzu bağlarsanız, Epic account'unuzu, Amazon'larla da oynayabileceksiniz. Şu an için oynanılmıyor. Gelişmiş muharebe eğitimi diyor. Gelişmiş muharebe eğitimine girmeye gerek yok. Az önce gösterdik savaşı. Ama gelişmişte ne var merak edin. Göstereyim mi? İyi, hadi bakalım. Oo, neymiş bu? Geminin bir gemi prototipi, öyle mi? Hazır gemi demişken onu da belirtelim. Deniz savaşları yok. Deniz savaşları yerine hani denize savaşılmış da kıyıya çıkılmış, sonra kıyıya çıkarak orada devam edilmiş şeklinde bir içerik söz konusu. Yine Nestor'un bir hikayesi ha? Tamam. King Nelias, wishing to keep his son from the perils of war, took away Nestor's horses, leaving him without mounts for his men. Nestor'a alıştık ya, bir Nestor'la mı oynasak? Gerçi oynanabilir bir Nestor. Belki sonra olabilir. Believing the enemy to be concealed, he led his men to a forested area. Yukarı çıkacağız. Yine Elisler ha? Bekliyorum. Tabii bitmiş sürüm değil, onu söyleyeyim. O nedenle teknik detaylarıyla alakalı bir herhangi sınıflandırma, puan verme vesaire yapmayacağım. Evet. İki okçu, bir ciritçi ve son derece güçlü birliklerimiz var gibi gözüküyor. Evet, şu an gözükmüyor onlar. Şurada göz işareti varsa gözükmüyor demektir. Evet, pusu için iyi diyor. Order the most cunning of Nestor's men to take up their positions and surprise the aliens. Bunu oraya mı koyacağız? Şimdi bazı birlikler, evet bakın şu sol tarafta öncü mevzileme dediği özellik eğer varsa ana konuşlandırma noktasının dışarısına bu birlikleri koyabiliyorsunuz. İşte koydum. Use the forest to hide your troops. Evet. Some warriors may remain undetected in even the most minimal cover. Çimlerin arasında, şeyin arasında. Until the enemy draws near. A wise battle commander uses the landscape to their advantage.
Bilge bir komutan araziyi kullanır. Tüm birimleri seç. Seçtim. Hide in forest ready to surprise your enemies and look for chances to attack from the flank or rear. Grafikler kesinlikle çok iyi. An army can be ordered to move as one. Such tight but cumbersome formations become less useful once battle commences. A unit can be ordered to stand their ground rather than give chase to the enemy. Koruma modunu aldık, tamam. Yerimizi salmıyoruz yani. Defansımızı artırmıyor, yerimizi bırakmıyoruz yani. Defans modu. Restraint and discipline that will pave the way to victory. Burada yazıyor işte bunu. All necessary preparations have been. O zaman düşman mı gelecek biz gitmediğimize göre? The men of Pylos must march onwards, carrying death on the tips of their spears. Hadi bakalım. Düşman yenecek diyor ama. Ready to defend. İlerliyor muyuz? Ama ne? Onwards, brave Nestor. Ha, ileri cesur Nestor. Onwards, God cherished men of Pylos. Şöyle yapalım. Şimdi koşuyorlar. Ama siz yormak bir dakika, yürümeye mi geç? Bazıları yürüyor, bazıları koşuyor birbirine yetişmek için. İsterseniz böyle yürütün ki yürütmenizi öneririm. Bakın space'e bastı. Şu an bize onu göstermiyor ekran. Tamam. Ya yani şu birimlerin işaretlerin altında yorgun mu değil mi onu görebiliyorduk. Şeye basalım. O da kapalı. Tamam. Eğitim kısmı olduğu için birçok şey kısıtlı. Oyun öğretiyor. Tamam, getirdik. Güzel, burada cirkçilerin iyi yerde diyor. Onlar da görünmeden buraya gelsinler. Şuma birlikte yavaş yavaş geliyor ona. Onların da özel birlikleri var. Ağır birlikleri var. Askerlerimiz saklı düşmanlar ortaya çıkardı. Evet. Seek out enemy units who have left their flank or rear undefended. Attacking from multiple directions may cause the foe to waver and flee. It is a sham tactic. Which often leads to victory. Nereye? Tam nereye diyor? Ya bunların arkasına. Zaten gözükmüşüz ki, ben böyle işaretlememiştim ama neyse. Şurada savaş düştü. Like all heroes, Nestor has powerful abilities at his disposal. Şimdi. For example, he can instill his faith in Asclepius the healer into his men. With such divine inspiration, they can disregard any non-fatal wounds. Evet, şimdi bakın. Fighting and slaying enemies. Hedeflenen dost birimine sağlık puanı yeniler, artan sağlık puanı yenilemesi lazım. Ya mesela şuna tıklıyorum. Cephe hattında bakın, belli bir alana. Güzel. Tam okuyamadık savaş anında. Dayanıklılığı artıyor. Bu işe yarıyor. Şu savaş alanını size bir göstereyim yavaş yavaş. O abi güzel ya. Bakın bu savaş sistemi Warhammer'la geldi. Aslında Warhammer'la tekrar benimsendi. Birbirine böyle eşleşerek abuk subuk animasyonlara, hani ilk önce güzel, tamam, savaş animasyonu fatalitiler var ama o başlayana kadar birbirlerini bulmaya çalışıyorlar, ayakları yerden kayıyor falan, öyle değil. Bu gideri var. Gözün anlıyor. Bir savaş dönüyor orada. Evet, güzel. Birbirlerini vuruyorlar. Bazen fatalitiyle bitiyor. Bazen böyle abuk animasyonlarla da bitiyor. Adam olduğu yerden zıplayarak falan düşüyor. Yani bunlar zamanla modlarla şunlar bunlar geçecektir. Ama Warhammer'daki Bretonya ve Empire'la oynadığınızı düşünebilirsiniz. Bu arada bayağı hasar aldık ya. Bu arada düşman komutanı kaçıyor. Ciritçilerimizle. Buraları halletmişiz. Koştur abi. Bu düğümü yapayım derken. Bayağı bitirmişiz abi savaşı. Aynen, bitmiş. Kumandan. You have lost a unit. Your blood will soak the earth. Hadi yakala. Güzel. Bir tane daha vur. Ölecek sanırım. Lan ne yapıyorsun?
crushed by the onslaught of blameless Nestor. Masumesor adama saldırısı edilen Elisler utanç içinde savaşlarından çıktı. Kaçtı. Their vengeance, victory is close enough to taste. Yani muharebesi, biraz daha detaylı muharebe dediği olay bu. Coğrafyayı kullanma, bu özel yetenekler zamanla artacak, onları kullanma. Defans modu vesaire, bunları gösterdi. Bu şekilde bir savaş daha yapmış olduk. Peki, daha ne bilmemiz gerekiyor oyuna başlamadan önce? Saga Troy'un dikkat çeken yanı ne? Onu da seferle izah edeyim. Hemen yeni diyorum. Mikenlerden Menelaus'u seçiyorum. Şimdi buralara çok girmeyeceğim, şu özelliklere. Buraları okumayacağım. İşte şu zorluk seviyeleri vesaire, bunları okumuyorum. Direkt başlayacağım. Zaten iki şekilde biten bir sefer sistemimiz var demiştim. Onu söyledim. Ayarlarımız falan böyle. Seri olmayacağı için bu ayrı bir video. Seri olmayacağı için hızlıca giriyorum. Evet, burada izleyelim ikinci videomuz. Bu arada yaklaşık yarım saatte geride bırakmış oldum. İşte ihanet. İhanet. Bak. Menelaus, adamsın lan sen. Onu kaçırdılar. Karımı kaçırdılar. Şuna bak. Terbiyesizler. Ahlaksızlar. Troy is my home now. Hemen. You have my oath. Nasıl bilendin lan? She will be returned to you. Brother, I can fight. Go. I can fight. Seek shelter. There'll be plenty of fighting ahead. Yazık garibim, olan da bu oldu Hector'a. Helen's flight was a grave wound to Achaean pride. King Menelaus will have his revenge. And his brother will have his war with Troy, just as the gods intended. Evet, çok güzel yükleme ekranları var. Yani Thrones of Britannia'dan sonra bu hakikaten şeker gibi geldi. Baksanıza şu, içiniz açılıyor yahu. Bir yerde grafik güzel bir tasarım, bir yerde spear-famed Menelaus. Brazen Prince Paris of Troy has dared to steal your wife. Bak. Paris of Troy must pay. Aklını alacağız. Gold-rich Mycenae, ruled by your brother Agamemnon, sunu çok iyi ya. Grafikler falan. Troy thinks to slight me. Bak, bunun da asıl olayı farklı. Hem kardeşine yardım, hem prestij. As well as exacting vengeance upon Troy, other matters demand your attention. Çok güzel değil mi ya? Open rebellion has devastated the region of Aetis. Videodan izlemek belki bir tık iki tık düşürüyor kaliteyi ama abi şu suyun kalitesine falan bakar mısınız? South of Aetis, mighty Tiryns holds Kythera Island, blocking your access to the treasures of Crete. Yazılar okunuyor diye ben okumuyorum. Zaten bir de şeyden dinliyoruz. Homeros'tan dinliyoruz. İlyadasını anlatsın abi. Güzel güzel. Bak, bu güzel bir detay mesela. Oynamadan bilmeniz gereken hususlardan bir tanesi de bu. And wage war on the perfidious Trojan princeling. Şimdi hem yeni Total War oyunlarına dahil olacaklar, hem de zaten oynayanların merak ettiği işte yönetim panelindeyiz. Strateji haritasındayız. Tamam, bu görevler geliyor. Oynama şekli Sparta'yla, yani Menelaus Sparta'nın kralı. Bunları geçiyorum. Bunları seri yaptığımızda zaten okuyacağım. Size oynanış şeklini oyun bilgi vererek işinizi kolaylaştırıyor. Şimdi bakın, geri çekildim. Düşmanı mağlup edin. Şu fraksiyon, Sparta soylu özentileri. Şunları, tamam. O savaşı da yaparız, bitiririz. Bakın. Oynamadan bilmeniz gereken bir husus var. Harita büyük. Biz küçük diye düşünüyorduk ama gerçekten büyük. Şu gördüğünüz yerlerin hepsi şehir. Yaklaşık 300 tane şehir var.
Yani ben beklemedim bir içerikle karşı karşıya olduğumu söyleyebilirim net bir şekilde. Küçük diye bekliyordum. Rate of Sparta var mesela, hatırlayın. Onun da serisini yaptık ama Atinalılarla oynamıştık. Spartalılarla oynamamıştık. Bir de onun hakkını vermek için Sparta'yı seçeceğim. Menelaus'u seçiyorum. Yani Ege bölgesinde taş çatlasa işte 1, 2, 3, 4, 5 şehir falan var ama bakar mısınız şuraya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya o kadar çok yerleşke var ki. Biz Mora'da mesela, Mora'daki yerleşkelere bakın. Gayet büyük arkadaşlar yani. Gayet vakit harcayacağız. Campaign'de. 300, yaklaşık 300 şey ne demek ya? Neyse. Evet. Bu yine campaign'den bir detaydı. Şimdi şu ikonlara bir bakalım. Bir teker teker bir şunlara bakalım. Sol tarafta ne görüyorum? Menelaus, fraksiyon lideri. Tıkladığım zaman direkt karakterimi gösteriyor. Tamam. Onun hemen altında ne varmış? Sparta kralı. Bize ait olan bir buff'ı gösteriyor. Atreus'un oğlu Menelaus. Evet. Onun özelliklerini görüyoruz. Şu ne? Tamam, aç kapı. Buradaki yani hem karakterin hem devletin aldığı buff, debuff dediğimiz olumlu ve olumsuz özellikler burada listeleniyor. Tamam. Şu neymiş? Fraksiyon özeti. Tıkladığım zaman burada işte ne kadar gıdamız var, ne kadar kimle savaşıyoruz, işte ne kadar elçimiz, casusumuz var, kimlerle diplomasi vesaire, bunları görüyoruz. Sonra kayıtlara bakıyoruz. Neler olmuş yıllar boyunca? Şu an bir tur geçtiği için bir şey yok tabii ki. İstatistikler var bir de burada. Ne kadar savaş kazanmışız, ne olmuş vesaire vesaire vesaire. Tamam. Buraya tıkladığımızda. Peki hemen onun yanında ne var? Hedefler. Yani görevlerimiz, öyle mi? Homeric zafer ve Total War zaferi. Tamam. Bunun yanında kraliyet fermanı. Heh. Teknoloji ağacımız. Bu teknoloji ağacımız. Bakacaksınız zaten Türkçe. Mesela diyor ki bu özelliği açmışsın. Zaten tur başına 200 küsür ne geliyor? Gıda geliyor. Peki başka ne yapabilirim? Kraliyet ağaçları. Açarım burada tur başına odun. Burada taş. Burada başına tunç. Ki bu dönemin en önemlisi, ki tunç çağı diye geçer biliyorsunuz. Batı tarih literatürü ile okuyacak olursak. Hazine odası diyor. Burada da altında başlıyoruz ama burada farklı farklı şeyler. Hepsi altın, hepsi gıda, hepsi taş değil. Hepsinin farklı ilk noktasıyla bağlantılı özellikleri var. Mesela büyüme veriyor. Gıdayla ne olur? Büyürsün. Değil mi? Gibi gibi böyle bağlantılı. Evet. Tamam. Teknoloji ağacımız burada. Diplomasi. Evet. Çok güzel. Diplomasi ekranımız da böyle. İşte güç sıralaması, yerleşim yerinin kaç yerleşim yeri var, kimle anlaşma ne yapmışız, ne anlaşmamız var. Mesela Miken, yani Agamemnon'la savunma ittifakımız varmış. Hatta şu ne? Aynı düşmanla mücadele ettiğimiz için şuna tıklıyorum. Bakın şurada eşgüdüm savaş hedefi belirle. Neresi? Şurası. Bunlarla savaştaymış. Trinslerle savaştaymışız. Bir dakika, yanlış söylüyorum. Şehir o. Trins değil. Kimmiş onlar? Yo, doğruymuş. Trins. Trinsler. Buraya tıklıyorum. Agamemnon ne yapıyor? Buraya ordu bir spawn edip gidip buraya fethedecek. Ben de aşağıda savaşacağım falan. Sanırım bir de şurada toprak. Aynen. Aynen. İki farklı yerde topraklar var. Onlarla savaşacağız. Şurada bakın size nasıl gözüküyor? İyi mi, kötü mü? Aranız nasıl? Taraflı mı, tarafsız mı? Aranız gelişiyor mu, soğuyor mu? Buradan görebiliyorsunuz. Mesela ben bir tekrar şeye tıklayayım. Agamemnon abimle bakın. Şöyle çift tıkladığınız zaman da gelebiliyor. Ya da hemen şuraya müzakere ettiğiniz zaman da gelebiliyor. Burada dikkat çeken husus normalde böyle antik dönem oyunlarında da Rom 2 olsun, Atilla olsun şey seçeneği yoktu. Şehir al var. Nerede o? Bir dakika. Saldırmazlık. Askeri iş. Özür diliyorum. Şöyle yapalım. Geri yapalım. Sınırınızın olması lazım. Three Kingdoms'a gelmişti. Mesela sınırımızda kim var? Bunlar neci? Philos. Philos'a mesela diplomasi yapalım. Çift tıkladım veya müzakere ettim. Bakın burada bölge ticareti. Gördünüz mü? Ya tek ya da çift karşılıklı. Sınırsa şehirleriniz, ülkeleriniz belli şeyler vererek veya belli bir şeyler alarak bile belki şehir alışverişi yapabiliyorsunuz. Bu dikkat çekiyor. Onun dışında yani
Konfederasyon zaten vardı diplomaside. Total War Rome 2'de bile vardı. Takas anlaşmaları şöyle. Bu da aslında anlatılabilir. Şu kaynakları anlatırken değinecektim ama. Takas ya bir kereliğe mahsus, ben sana işte şu kadar eşya vereyim, sen bana şu kadar eşya ver. Ya da belli süreler içerisinde birbirimizin eşyalarını tamamlayalım. Mesela bende demir yok ha, düzeltiyorum. Bende odun yok. Sen bana odun ver, ben de sana taş vereyim. Gibi gibi böyle süreli veya bir dönemlik anlaşmalar yapabiliyorsunuz. Mesela işte tıkladım. Bunu en fazla 10 yıla kadar ilerletebiliyorsunuz. Ben diyorum ki sana buraya işte patır kütür yazalım. Çok oldu. Ki verirseniz ordunuzu besleyemezsiniz. Ordularınızda kaçışlar olur. 1550 bizim şeyimiz varmış. Gıdamız varmış. Ondan da ben işte o 160 tane şey istiyorum. Taş istiyorum. Bakın burada kabul edilebilir diyor. Hatta daha fazla alabilirsiniz diyor. Altın isteyelim. Bakın yavaş yavaş gidiyor. Three Kingdoms'tan geldi bu özellik. Kabul edip etmeyeceğini net bir şekilde görebiliyorsunuz. Evet. İşte kayıt böyle oluyor abi. Neyse. Devam edelim. Umarım arıyor, abim arıyor ama hakkını helal etsin. Umarım acil bir şey yoktur. Ölüm kalım olduysa rezalet yani. Düşünsenize. Aslında açıp bakmam lazım. Neyse. Tamam mı? Anladık mı? Hazır değindik bu kaynaklara. Bakın yukarıda gıda, odun, taş, tunç ve altın. Normalde hep bir kaynağımız vardı. Aktif olarak kullanabildiğimiz. Ticaretlerde evet X, Y, Z ürünleri vardı. Onlar eşittir paraya dönüyordu, altına dönüyordu. Burada ise karşımızda direkt madde olarak varlar. Ve kimisi mesela altınla çok elit birimler üretebiliyorsunuz. Yemek ve odunla ne bileyim okçu. Daha düşük birimler. Bina yaparken taş, odun. Ne bileyim bazı binalar yaparken tunç gibi gibi. Bunları kullanıyorsunuz. Özellikle gıda kalmadığı zaman askerlerinizi ikmal edemiyorsunuz. Bu dönemde şüphesiz maaştan ziyade insanlar hayatta kalmaya bakıyorlar. O yüzden kaynak yönetimi gördüğünüz üzere 5'e çıkmış durumda. Ve dikkat edeceksiniz. Adımlarınızı atmadan önce, birim üretmeden önce bunların hepsine özen göstereceksiniz. Matematiksel olarak zihninizi kullanacaksınız. Şimdi başka bir bilmeniz gereken husus da şu. İlahi irade dediğimiz kısımda çeşitli tanrılar var. Onların inanışına göre. Bu tanrıların kendilerine yapılan, gösterilen saygılar sonucunda toplumuza verdiği bufflar var. Özellikler var. Olumlu yanlar var. Oynayış tarzınıza göre. Kimisi mesela diplomasiyi güçlendirirken, kimisi savaştaki birliklerinizi güçlendiriyor. Kimisi campaign'deki hareket hızınızı vesaire. İşte dua ettirebilirsiniz ama kaynak harcayacaksınız. Veya toplu bir kurban yapacaksınız, gıda harcayacaksınız. Bu puanlar artacak. Bakın burada seviyeleri var. Ama düşebiliyor. Belli bir süre sürdüğü için bu etkiler. Burada da bir aslında kaynak yönetimi var diyebiliriz. Manevi kaynak yönetimi diyebiliriz buna. Tamam, devam ediyoruz. Şimdi geldik buraya. İki tane özellik, şu iki özellik. Seçtiğiniz devletlerin veya ulusların, toplulukların kendine has özelliklerini temsil ediyor. Burada bakın orduya çağır var. Orduya çağır sistemi Menelaus'a özel. Yani müttefik fraksiyonla diğer fraksiyonlardan alabileceğiniz birlikleri burada görüyorsunuz. Peki bu birlikleri nasıl alıyorsunuz? Bakın bu mesela Achilleus'ta yok mesela bu özellik. Menelaus'ta var. Tıkladım mesela. Şurada kumandanıma tıkladım. Vengeance. Toplamda 5 birimi gözüküyor. Peki ben birim nasıl üreteceğim? Bakın şu aşağıda. Yerel yetiştirme diyor. Tıklıyorum. Orduya çağır. Bakın. Farklı topluluklardan alabileceğim birlikler var. Normalde ben bu birlikleri üretebilecek binaları yapmadım mesela. Öyle düşünün. Ve hatta burada o binaları yaptığı zaman yapay zeka burada daha fazla güçlü birlikler alabiliyorum. Ama 2 tur sürüyor. Orduya katılmalar 2 tur sürüyor. Peki kendim birlik yetiştirmek istersem. Mesela Sparta'dan birlik yetiştirmek istersem o da aşağıda. Tıklıyorsunuz. Bakın şurada slot var. Gördünüz mü? Bu kadar işte. Bu Menelaus'un özelliklerinden bir tanesi. İkinci özelliği Sparta kolonileri. Menelaus ne yapabiliyormuş? Bakın. Yakındaki harabe,
yerleşilebilir bölgeleri görebiliyor. Yani istihbarat ağı var diyebiliriz. Ne yapıyorsunuz? İşte buraya tıklıyorsunuz, sömürgeleştir falan diyorsunuz veya yanına gidiyorsunuz. Öyle sömürgeleştir diyorsunuz. Ama bu size ne yapıyor? Daha fazla kaynak götürüyor. Hatta burada yazıyor. Bakın. Yerler belli. Bakın buraya ışınladı beni. Sonra mesela Lappa'ya gidelim. Madares. Altın varmış bakın burada. Görüyor musunuz? Yani buralara gidip işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ama biz tabii oralara gitmeyeceğiz. Menalos'la başladığımızda şu Etis'e geleceğiz. Burayı yapacağız. Bu şekilde sömürgeleştirme yani kolonileştirme olayında da harcayacağınız puanları burada görüyorsunuz. Şurada da o şehirlerin hangi kaynakları ürettiğini görüyorsunuz. Vesaire vesaire. Bu da Menelaus'un kendine has iki özelliği. Akileus'ta farklı özellikler var. Ne bileyim Troyalılarda farklı özellikler var. Bunları da yapacağım oynanış videolarıyla sizlere ayrı ayrı anlatacağım. Yukarıdaki sol taraftaki bar bitti değil mi? İşaretler bitti. Hızlıca bir sağ tarafa bakalım. Yardım ekranı. İşte şuraları anlatıyor. Bakın üzerine götürdüğünüzde kaynaklar vesaire vesaire vesaire. Tamam kapattık. Kamera ayarları. Heh, bu çok önemli bir özellik. Normalde eski oyunlarda işte Menelaus'u bir yerden bir yere götüreceğim. 2 saat yürüyor böyle yavaş yavaş kasıla kasıla. Ya kardeşim hızlı gittiğiniz zaman bakın şu animasyon hızlarını aktif yapıyorsunuz. Hızlı hızlı götürüyorsunuz. Bu sizin kendiniz için. Ondan sonra bütün ülkelerle alakalı da yine aynı ayarlar yapabilirsiniz. Gibi gibi. Burada bütün seçeneklerle alakalı özellikler var. Mesela diplomasi özelliği geldiği zaman kamera yavaşlasın. Çünkü detayları kaçırmak istemiyorum diyorsanız animasyon hızı normal yaparsınız. Kamerayı, ajanları bunları ayarlayabiliyorsunuz. Burası kamera ayarı. Burası eğitim menüsü off. Eğitim menüsü çok iyi. Yanlış yere tıkladım. Ne yenilikler var? Bakın görüyor musunuz? Her şeyle alakalı bilgileri burada uzun uzun yazılarla okuyabiliyorsunuz. Muazzam yani. Bütün her şeyi anlatıyor. Gerek tarihi, gerek oyun içiyle alakalı. Bütün her şey burada. O da tamam. Burada ne var? Danışman. Direkt geliyor danışmanımız. Önceki söylediği şeyleri burada tekrar kaçırdıysanız bakabilirsiniz. Şurası da menümüz. Tamam. Şimdi geldi kameranın alt tarafındaki sağ aşağıdaki detaylara. Burada ne varmış? Şu neymiş mesela? Bildirim ayarları. Bildirim ayarları da şurada bakın bildirimler. Nelerin ekrana geleceği, nelerin size gösterileceğini buradan işaretliyorsunuz. Bak mesela inşaatla alakalı bana bilgi gelmesin, gereksiz beni rahatsız etmesin diyorsanız kapatırsınız. Onun üzerine hadiseler. İşte burası mesela. Bildirimler. Kahraman ve ajanlar. Listeniz. Şu an sadece Menelaus var. Eyaletler. Bakın kafamın arkasında kaldı. Size ait olan ve diğer eyaletler. Görebildiğiniz diğer eyaletleri burada sıralıyor. Kaynaklara göre de bakabiliyorsunuz. Kendi şehirlerinizde, eyaletlerinizde neler üretiliyormuş. Mesela 0. Buradan 0. Altın. Ama 61 gıda vesaire vesaire vesaire. Tamam. Bilinen fraksiyonlar. Evet burada hızlı bir şekilde mesela Salamis, Miken tıklıyorsunuz gidiyorsunuz zoom. Bilinen toplu İonyalılar var. Yerleşik Amazonlar var ki bunlarla oynayabileceğinizi söylemiştim. Troyalılar var. Pelasklar. Bir de bunların hanedan ismi gibi değil mi bunlar? Troyalılar ama Pelasklar. Bunlar çok tanıdık gelmedi. Sülale ismi olabilir mi? Ne diyorsunuz? Eksimi tamamlayın. YouTube yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü Danaanlar mı diyordu? Ne diyordu bizimkilere? Bunlar normalde Mikenler, Yunanlar, Mikenler diye biliyoruz. Danaanlar diyor mesela. Yanlış hatırlamıyorsam. Yine bu da bir hanedanlarının adı olması lazım. Mesela Melanos'a abi kardeş ya. Agamemnon'un. Misyonlar dedi, görevler. Epik misyonlar yok. Şu an bir görev var. Mağlup et düşmana. Tamam. Bu kadar. Mesela şöyle bir husus daha var. Zoomladınız diyelim. Geldiniz. Şöyle döndünüz. Q ve E'ye basarak haritada 360 derece dönebiliyorsunuz. Bu arada çok güzel ya. Şu arka tarafın tasarımları falan. Grafikler. İlk defa adam akıllı çalışan bir campaign yani. FPS'i yüksek. Her ne kadar donanımız güçlü de olsa. Yani Three Kingdoms'tan önceki Warhammer sayabiliriz. Warhammer'da bile
abuk subuk takılmalar oluyor böyle. Yani FPS düşüşler oluyor. RAM leaklerden midir? Tasarım hatalarından mıdır? Ulan bugün telefon var, böcekler uçuşuyor. Başka ne olacak? İnşallah elektrikler gitmez. Tamam mı? Heh. Döndürdüm kamerayı mesela. Ben düzeltmek istiyorum abi. Gene kuzey kesimi, yani normal harita okuyuş şeklimize geçelim derseniz, hemen şurada bakın bir ikon var. İşaret var. Harita görünümü sıfırla. Tıklıyorsunuz. Zınk. Harita düzeliyor. Bu kadar. Peki. Tamam, işlemlerimizi yaptık, ettik vesaire. Şu aşağıdaki ikonda bildirimler. Yapmanız gereken, öncelemeniz gereken şeyleri söyle. Mesela Lacdaemon'da, yani eyalette bir şey varmış. İnşaat işlemleri varmış. Görüyor musunuz? Onu diyor. İnşaatını yap diyor. Unutma diyor. Bir de şurada Karayalet Fermanı kullanılabilir diyor. Yani teknoloji geliştir diyor. Şu altına tıklayalım. Altın önemli. Tıkladım. Tamam. Hazır eyalete tıkladık ve şehri göstermişken binaları da gösterelim. Bakın. Mesela buraya bir bina yapacağım. Şu, bu renk bize ait özel bir bina sergiliyor. Bu askeri, bu yönetim, bu da tapınak. Mesela bize özel iki tane bina varmış. Birini yaparsak diğeri kapanacak, diğerini yaparsak bir öbürü kapanıyor. Peki bunları yaparken ne harcıyormuşuz? 340 odun ve 20 de altın istiyormuş. Var mı? Var. Yapabilirsiniz. Bu kadar işte. Yani sadece altından oluşan sistem yapısal ihtiyaçlara da bölünmüş durumda. Tamam. Bunu da anlattık. Ha, şunu da söyleyeyim. Savaş alanındaki birimlerin üzerine çıkan ikonlar, işaretlerin dışında ben arayüzü tamamıyla beğenmiş durumdayım. Çok okunaklı, detaylı, büyük, anlaşılabilir bir arayüz yapmışlar. Durum bu. Başka diyebileceğim ne var burada? Başka diyebileceğim? Heh. Karakterime tıklıyorum. Karakterime tıkladıktan sonra bakın. Burada yine işte pusat, hızlı yürü, garnizon kur gibi seçenekleriniz varlığını sürdürüyor. Aynı şekilde eyaletleri birleştirdiğiniz zaman şurada kararnameler de yayınlayabiliyorsunuz. Onda da bir problem yok. Yani eksilme yok. Ben onu söyleyeyim. Three Kingdoms'ta olduğu gibi bir artış var. İşte kendine has özellikler falan demiştim ya. Bu kadar detaylı mıydı mesela Attila'da veya Rom 2'de? Karakteristik özellikler görmüyorduk. İstatistik olarak özellikler ve birim farklılıkları oluyordu. Three Kingdoms'tan bu yan alınmış. Az önce savaşlar oynadık. Warhammer'dan o yanlar alınmış. Medieval 2 aynı zamanda o yanlar alınmış. Ve Three Kingdoms dedik, Warhammer dedik. Medieval, ha bu kadar işte. Bitti yani. Bu. Kendi ailesinin üyelerinden birçok özelliği barındırıyor Troy üzerinde. Eksilme yok. Özelliklerde eksilme yok. Fazlalık var diyebiliriz. Şehre tıkladınız. Tekrar şehirden kumandana geliyorum. Benim kafa bu arada mesaja gitti şimdi. Bakacağım birazdan. Bitireceğim olayı. Şuraya karakter ayrıntılarına tıkladığınız zaman RPG öğeleri geliyor. Şimdi karakterimin özelliklerini görüyorum. Ondan sonra vasıflarımı görüyorum. Menelos hakkında bilgi alıyorum. Yeteneklerimi görüyorum. Teçhizatlarım var. Teçhizatlar takı bak, kalkan. Tipi değişmiyor ama özelliklerimiz artıyor. Takipçiler ve eşyalar. İşte ne bileyim, bir danışman veya bir eşya buraya düştüğü zaman koyabiliyorsunuz. Slotlarınızı dolduruyorsunuz. Yine kumandanıza ait kayıtlara bakabiliyorsunuz. Ondan sonra tekrar tıklıyorum buraya. Şu yetenekler kısmında bakın bayağı upuzun bir seviye ağacımız var. İki daldan oluşuyor. Seçiyorsunuz. Şurada da renklere göre seçtiğiniz şeyleri de görebiliyorsunuz. İşte kırmızı da neyi seçtiniz? Kabiliyet. Ondan sonra sarı bireyselde neyi seçtiniz? Tekrar kırmızı, sarı, bireysel. Buradaki şeyi arkadaşınıza gönderirsiniz. 2 saat şuranın ekranı görüntüsü çekeceğinizi, bir build yaptım abi, sen de böyle yapabilirsin gibisinden gönderebilirsiniz yani. Tamam. Bu başka diyeceğimiz bir şey yok. Bunun dışında kalan özellikleri başlayacağımız serilerde izleyeceksiniz. Tarihi söyledik. Savaşları gösterdik. Campaign'i gösterdik. Kaynakları anlattık. Tanrı sistemini anlattık. Ulus özelliklerini, kendine has özellikleri anlattık. Deniz savaşı yok dedik.
Onun dışında binaları gösterdik, kaynakları gösterdik, haritayı gösterdik. Hatta şu K'ya basarak, K'ye basarak şöyle kaliteyi tekrar bir göstereyim size. Yani Troy böyle bir oyun. Bu harita kısmında, tur bazlıyken siz hamlelerinizi yapıyorsunuz sırayla. Sonra şurada bütün işlemleriniz bitti mi? Bütün her şeyi yaptınız mı? Birim ürettiniz, bina yaptınız, diplomasi yaptınız, ettiniz bilmem ne der. Dedikten sonra şuraya tıklıyorsunuz. Turu bitir. Turu bitirdiğiniz zaman diğer yapay zekaya geç, diğer yapay zekalara geçiyor hamleler. Ve buna ek olarak savaş alanına girdiğinizde de gerçek zamanlı bir strateji oyunu oynuyorsunuz. O an birimlerinizi yönetiyorsunuz. Total War oyunu böyle bir yapıya sahip. Total War oyunları böyle bir yapıya sahip. Ben tekrar Total War Saga Troy ile beraber aramıza katılacaklar. Hoş geldiniz diyorum. Total War Saga Troy ile beraber tekrar işte bu coğrafyaya dönüyoruz. Tarihi fantastik anlatım, sanatsal sunumla beraber ama gerçeğe yansıtan Troya Savaşı döneminin Homeros'un yazdığı İlyada destanını konu edinen bu oyuna Total War'culara tekrar hoş geldiniz diyorum. Ve bu içeriği burada sonlandırıyorum. Sorularınız varsa lütfen yorum olarak yazın. Sizden ricam yabunizanpaşa.com'a gelin. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Twitch'te de yayınlar yapıyoruz. Oralara da gelin. Çekilişler, faaliyetler, bunları kaçırmayın. İşte bu burada olduğu gibi birçok oyunu çıkmadan önce oynayabiliyoruz ve erişim sağlıyoruz. Sizlere içerikler üretiyorum. Buralardan, bunlardan mahrum kalmayın. Ve en önemlisi, biz etiğe, ahlaka, insani değerlere, erdemlere dikkat eden bir topluluğuz. Küfür yok, vücut teşhiri yok, kumara yönlendirme yok. Yani labalilik yok. Olabildiğince bilinçlenme ve eğlence var. Bizi tercih ettiğiniz için, beni tercih ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum.